Muayene bulgularıyla kistlerin kötü huylu olup olmadığını anlıyorsunuz tabii ki. Çoğu zaman anlaşılıyor. Şimdi normalde kistler dedim ya içi sıvı dolu bir boşluk. Hani bir balonun içerisine su doldurulmuş gibi düşünün. İnce bir cidarı var. Şimdi eğer durum böyle içeride bir sıvı var, sıvı berrak, işte dışarında da incecik bir zar var gibi ise bunun bir yumurta ya da yumurta artığı olma ihtimali fazla. Bunlar basit kistler. Bunlar genellikle takip edilirler ve çoğu da geçerler. Bizim için acaba bunda önemli bir problem var mı? Kanser olabilir mi? Bir şey olabilir mi diye tedirgin olduklarımız cidarı kalın olanlar, ince olmayanlar, içinde bölmeleri olanlar, kistin içerisine kistin duvarından böyle parmaksı çıkıntıları olanlar, kenarları yamuk yumuk olanlar, bunlar bizim için daha böyle tedirgin edici. Ya bu hiç iyi bir şeye benzemiyor, bunu biraz daha araştıralım diye düşündüğümüz kistler oluyor. Peki bakıyorsunuz ameliyat edilmeli mi? Yani ondan sonra mı karar veriyorsunuz? Şimdi biz kist gördüğümüz zaman ilk önce bu hep var mı, büyüyor mu, boyu ne kadar, kötü gözüküyor mulara bakıyoruz hep. Eğer kötü gözüküyorsa, eğer büyüyorsa, eğer büyüklüğü 6 santimi geçiyorsa bunları ameliyat ediyoruz. Eğer ufalıyorsa, kötü gözükmesine rağmen bir ay sonra baktığımızda ortadan kaybolduysa, çünkü bazen yumurtlamadan sonra oluşan o yumurta artıkları da böyle yamuk yumuk gözükürler ama sonra bir ay sonra bakarsınız ortadan kaybolmuş olurlar. O zaman bu sadece belki takip edilebilir, önemli değildir diye biz onu düşünürüz ama hep büyüyorsa, hep varsa, hep bir de kötü gözüküyorsa ve özellikle dediğim gibi 6 santimi geçiyorsa biz bunu oradan alalım da patolojiye yollayalım diye düşünürüz. Çünkü bir şeyi, vücuttan herhangi bir şeyi iyi gözükse de kötü gözükse de böyle içimize sinmediği zaman bunun gerçekten iyi olup olmadığını anlamanın tek yolu patolojidir. Hmm. Onu alırsınız, tahlile yollarsınız, patolog değerlendirir, içinde kanser hücreleri var mı yok mu diye bakar ve karar verir. Siz de ona göre tedavisine devam edersiniz.